Herkese merhaba arkadaşlar. Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mustafa Kapı'nın bir başka bölümde daha karşınızdayız. Bugün tek bir video atıyorum ve Mustafa Kapı olacak. Lütfen ilginizi, desteğinizi esirgemeyin. Hem yorumlara gömçürelim hem de like'lara gömçürelim arkadaşlar. Gömçürmek çok güzel bir laf. Çok seviyorum ben bu lafı. Bir de gondiklemeyi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Şimdi sizlere sordum. Paris Saint-Germain mi, Galatasaray mı, o mu, bu mu, Liverpool mu falan dedim ama siz şu anda bu videoya başlamadan önce şu an saat 1:42 geçiyor. Baktığımda arkadaşlar Paris Saint-Germain takımı bir adımda olsa öndeydi. O yüzden Paris Saint-Germain'e gideceğiz. MPRUS menajer adıymış ve bu kulüple bir sözleşme imzalayın diyor ve İmzaladık arkadaşlar. Şimdi zamanı ileri al diyeceğiz. PSG transferi onaylanacak. Devam etmek istediğinizi emin misiniz? Siz seçtiniz arkadaşlar Paris Saint-Germain'i. İnşallah kadro açısından bir sıkıntı yaşamayız. Yani kadroya girme açısından. Ve şu anda tekrardan Dijon'la birlikte biliyorsunuz ki Fransa Ligi'ne gitmiştik. Ve şimdi tekrardan Fransa Ligi'ndeyiz. Ama bu sefer burada şampiyonluğumuz yok biliyorsunuz ki Fransa Ligi'nde. Bu sefer şampiyon olmak için buradayız ve Mustafa Kapı PSG formasıyla PSG kulübüne hoş geldiniz. Ben kulüp sekreteriyim. Sizinle çalışmak büyük mutluluk. Kulüp çalışanları size gereken tüm bilgileri verecek. Bugün yedek kulübesindesiniz. Her an oynamaya hazır olun diyor. Ve karşınızda Fransa 1. Ligi arkadaşlar. Yedek başlayacağız. Bu arada verilerimiz şu şekilde. Şu an tabii menajer güveni %48 olarak görünüyor. Bu sezon kesinlikle burada şampiyonluk yaşayabiliriz ama önemli o. Ah kıyamam ya. Nant geldi arkadaşlar. Salah'ın da kariyerini uzun süredir yapmadım. Gerçekten duygulandım bak şimdi. Yedek başlıyoruz. Zaten ilk başta performansımızı gösterip teknik direktörün güvenini kazanmak için yedek başlamamız normal ama yedekten oyuna girdiğimiz maçlarda bir şeyleri değiştirmeye çalışacağız. İsterseniz çok da fazla lafı uzatmayayım. Ben maçı izleyeceğim paşa paşa mecburen. Oyuna girdiğim dakikadan itibaren tekrardan görüşeceğiz. Söz eder dünün kim bilir hangi gönüldür. Aha maça girdik arkadaşlar. İkinci yarı maça giriyoruz. Haydi bakalım ilk defa Mustafa Kapı'yı bu formayla görüyoruz. Hatta şöyle bir yakından bir baksak mı arkadaşlar ya? Ya arkadaşlar bir Mustafa Kapı'ya bir baksak mı acıya? Bir Mustafa Kapı'ya. Allah'ım Allah'ım. Kolundaki damarlara kadar yapmışlar. İşte bakın Mustafa Kapı artık kendisi, bu arada ayakları çime saplanmış galiba. İşte Mustafa Kapı arkadaşlar. PSG formasıyla ilk maçına şu anda çıkıyor. İlk yarı 0-0, gol atamadık. Nant iyi direndi bu arada gerçekten. Bu arada hocamız yedek soyundurtuyorsa bizi vardır bir bildiği. O yüzden çok sorgulamayacağım ama maçta kesinlikle gol atmak için girdim. Aha Neymar. Allah'ım Neymar'la yan yanayız şu an. Rüya gibi bir şey. Kötü pas istedik arkadaşlar. Dakika 53. Haydi dikkat. İlk maçımızdan yenilgiyi tatmayalım. Yenilginin tadını biliyoruz. Kötü bir şey. Çünkü Şampiyonlar Ligi finalinde tattık bunu. Aldık Mustafa Kapı. Haydi bakayım Mustafa daha ilk ataklarda. Gel. Neymar faul olması lazım. Faul. Neymar'a çok iyi verdik. Daha ilk faulüm diyor ama sarı kartı gördü bile. Haydi bakayım çocuklar. Bakın Neymar pası istedi. Of. Ben kırmızı bile verirdim bu pozisyona. Neymar topun başında. Neymar vurdu. Son anda barajdan kaleye doğru yöneldi top, korner. İlk yarıyı izledim arkadaşlar. Gerçekten pür dikkat. Ben oyuna girdikten sonra atak yapmaya başladık. Yani ilk yarıda korneri bize kullandırtıyor. Çok ilginç. İyi hadi bakayım, vardır bir bildiğiniz. Şöyle biz o zaman manuel bir açalım. Orta. Bir kafa. Bir korner daha mı? Kimsin sen ya?
Quagliarella. Kafayı vurdu ama gerçekten kötü bir kafa. Ama bir korner daha. Bir daha 6 pasa sert göndereceğim. Çocuklar çok dikkat. Şöyle tam hizaya alıyorum. Çocuklar çok dikkat, ortayı açtık. Kafa vur, gol mü? Top kalarda. Arkadaşlar, golü Mbappe attı, asisti Mustafa Kapı yaptı. İşte bu. Arkadaşlar, eğer kornerleri de bize kullandırtırlarsa kesinlikle çok çabuk gözüne gireriz. Bu arada suyu sıktı ama su çıkmadı. Boş herhalde. İşte Mbappe golünü attı. Harika bir orta. Harika bir orta Mustafa Kapı. İşte kapı, işte sapı. Fransa'da bir Türk. Harikasınız. Bu arada Liverpool'a gitmeyi çok istiyordum arkadaşlar. Orada Abdülkadir Ömür de vardı. Ama PSG çok fazla oy aldı. Tabi diğerlerine göre daha fazla oy aldığı için. PSG'ye geldik. İnşallah bizim için en iyisi olur. Asiste de başladık. Kornerleri duran topu Neymar'dan kullanamayız büyük ihtimalle. Frikikleri vesaire. Ama diğer korner vesaire şeylerini bize kullandırtırlarsa belki asist oranımızı da yükseltebiliriz. Bu arada etkili geliyorlar. Şimdi verdik. Ah, süper. Oğlum sende top, ne geri kaçıyorsun ya? Bu kötü oldu. Kolo pasını verdi, yedik. 1-1. 1-1. Mostur sen attı golü arkadaşlar. 1-1 oldu. Şu anda şok yaşıyoruz. Nant seyircilerini görüyorsunuz. Orada göbekli bir abimiz de var. Gerçekten sevinirken göbeği bıngıl bıngıl oldu. Arkadaşlar, kötü oldu. Burada top bende, yani öbür adamın alması gerekirken burada çok iyi pas ve kaleci maalesef bizim bok çuvalı topu tutamadı. Bu arada Havertz girdi. Juan Bernat çıktı. Bakalım neler olacak, neler değişik gelecek. Bize bakalım faydası olacak mı? Bu arada hakikaten, tabii ilk maçlar arkadaşlar, sezona kötü başlamak doğal olabiliyor. İlk uyum süreci vesaire, ama Mbappe'si Neymar'a olan bir kadro kesinlikle kötü olacağını düşünmüyorum. Mustafa Kapı olmadı. Atak. Şimdi ikinci golü yemek için geliyorlar vallaha. Harika bir top Mustafa Kapı'dan Mbappe. Hızlısın, bitirirsin. Gel. Mbappe pasını verdi. Mustafa. Atak devam edecek. Ah, suratım. Top suratıma çarptı. Top suratıma çarptı. Gole çok yaklaştık. Mbappe. Mbappe pasını verdi Mustafa Kapı. Anında şut özelliğimiz var artık. Ama burada suratımıza, beynimize çarptı top. Ve haydi bir pozisyon daha, ama dakika 81. Çok zor. Çok zor. Haydi bakayım çocuklar. Dakika 82'ye de giriliyor. İndir onu Kimpembe. Oğlum dikkatli ver lan. Al. Neymar. Neymar. Uyan işi Neymar. Uyan. Uyan da balığa gidelim. Harikasın. Süper ötesi bir pas. Mbappe. Neymar. Attık pasımızı. Ya Neymar, mal mısın sen ya? İkidir uyanamıyorsun ya. Lan sala. Abi 3 dakika uzatma da iyi. Haydi çocuklar. Bir atak şansı da olabilir ama olmayacak. Olmayacak. Takım da yoruldu arkadaşlar ve ilk maçı, bu arada evet görüyorsunuz. Gudubet ağzımı açtım. Lopez sakatlandı. Tabi sezonun başı kolay değil. Ama ve ilk maçımızda Nant'la oynadık ve sonradan oyuna girdiğimiz maçta gol atamadık ama asistimizi yaptık. Mbappe kornerden açtığımız ortada Mbappe vurdu ve 1-1 lig, daha doğrusu 1-0'lık skoru yakalamıştık, ama daha sonradan kaleye zaten Nant'ın bir şutu var ama bok çuvalı kalecimiz onu tutamadı. Olympique Lyon bu arada 4-0 yanmış Lille'i. Abo. Diyoruz ve %50'ye çıktı menajerlik güveni, ama büyük ihtimalle tahminimce şey olabilir, yine yedek olabiliriz. Avrupa'nın en iyi oyuncu ödülü duyurusu. Bakalım kim oldu? Ya daha ne olsun be kardeşim ya.
Avrupa'nın en iyi oyuncu ödülü Mustafa Kapı'nın arkadaşlar. Avrupa'nın en iyi oyuncu ödülü Mustafa Kapı. İşte bu. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit işte. Avrupa'nın en iyi oyuncu ödülünü kazandınız diyor ve Avrupa'nın ne kadar çok Avrupa dedim farkında mısınız bilmiyorum ama grup çekilişleri yapıldı diyor. Lopez sakatlandı. Yeterince iyi değildik. Hepsi bu falan filan. Yani Avrupa'nın en iyi oyuncusu olduğumuz bir şeyde bizi ilk 11'e almazsa o teknik direktörün neyse. Çünkü yedek kulübesindeyiz. Lig grupları çekildi diyor. Bugün tekrardan yedek kulübesindeyiz. Arkadaşlar mecbur. Siz seçtiniz bu takımı mecburen. Verratti ve Rabiot'un ikisinden birini kesemiyoruz. Biz de mecburiyetten yine bekleyeceğiz. Sizi de bekletmeyeyim arkadaşlar. O zaman tekrardan forma şansı bulduğumuzda devam ediyoruz. Onun bunun çocuğu teknik direktör. Onun bunun çocuğu. Onun bunun çocuğusun sen. Bizi ilk 11'e almıyormuş. Lale. Ama ne lalesi olduğunu söylemeyeceğim. Olacak iş değil ya. Yemin ediyorum olacak iş değil. Evet arkadaşlar dakika 70 oyuna girdik. Yani keşke hiç sokmasaydı anasını satayım. Ama şimdi Mustafa Kapı attık Neymar'a. Ulan aldı at dedik lan. Aldı at dedik. At. İyi top. Verdik yine. Mustafa Kapı. Ah orada bir ayağına değse gol o. Bir defansın ayağına değse gol. Dakika 79. Ne yapabileceğim daha bu dakikadan sonra ben zaten ya. Mustafa Kapı. İçeriği gördü. Ama atamadılar. Dakika 82. Atak devam edecek mi? Eyvah. Bunlar bize gömçürtür acı. Bunlar bize gömçürtür son anda bir müdahale. Şimdi gel. Ya. Aha aldım topu. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Verdik pasımızı. At artık onu. At onu. Olacak iş değil abi ya. Olacak iş değil. Mbappeler kaçırıyor. Neymarlar kaçırıyor. Abi aldı at dedik. Yine bir asist yaptık ama olmadı ve ikinci maçımızda da berabere kaldık. Bizi oynatmamaya devam etsin kodumunu teknik direktörü. Yine gollük pas verdik arkadaşlar ama maalesef bu maçta da kazanamadık yani. Ama şunu söyleyeceğim. Bu arada tabii ki düşünmek için çok fırsatım oluyor. Bekliyorum çünkü sürekli. Arkadaşlar kesinlikle şunu yapacağım. Bir gün cumartesi günü yayın açacağım ve sabaha kadar 6-7 saat, 8 saat ne kadar olursa sadece Mustafa Kapı oynayacağım 8 saat boyunca. Ve belki de eğer bilmiyorum bir sezonu bitirebilir miyiz ama bir sezonu bir günde bitirmeye çalışacağım. Yapabilirsek hakikaten bilmiyorum keyifli olacağını düşünüyorum. Eğer keyifli olur derseniz kesinlikle yani şey yapabilirsiniz. Bunu yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle size sizin yorumlarınız dahilinde. Arkadaşlar Türkiye maçlarına geçiyorum. Hayır. sıfır almışız. Türkiye maçlarını geçiyorum çünkü arkadaşlar gerçekten Türk milli takımı kötü oynuyor ve hani size de sıkıntı olmasın diye oyuncularınızın gelişme dair raporlar Mustafa Kapı ciddi bir gelişme gösterdi. Dayanıklılık 84 seviyesine yükseldi. Bitiriciliğimiz 70 ama bilginiz olsun arkadaşlar. Ve bir maç daha. Bunu da atlıyorum. Evet, Young Boys'la bir maça çıkacağız Şampiyonlar Ligi. Bugün ilk 11'deyiz. İlk defa Paris Saint-Germain'de ilk 11'deyiz ve Şampiyonlar Ligi maçı. Bizim için çok önemli arkadaşlar ve hemen bakıyoruz 81 overall'la ve şu anda da en üst ibrede görünüyor gücümüz. Baktığımızda aynen burada kim oynuyordu? Verratti oynuyordu. Verratti'yi ben şu an göremiyorum arkadaşlar. Verratti kadroda mı yok? Verratti'yi kadroya almamış arkadaşlar. Allah Allah. Bir herhalde bir rotasyon falan mı yapmaya çalıştı bilmiyorum ama
Tabii ki de Verratti'nin artık bu şeylere alışması gerekiyor. Çünkü yani Rabiot biraz daha defansif bir kurguda oynayabilir ama Verratti ile Mustafa Kapı'nın oyun stilleri ve hani oynadıkları yer anlamında tabii ki de çok benzeşiyorlar. O yüzden biz Verratti'yi büyük ihtimalle arkadaşlar keseceğiz zaten. İlk 11 oyuncusu biz olacağız. Ama bunun için iyi bir performans sergilememiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi maçı bizim için vitrin bir maç. Önemli bir maç. Biliyorsunuz ki Şampiyonlar Ligi finalimiz yok. Şampiyonluğumuz yok. Finalimiz var sadece. Finalde elenmiştik. O yüzden bakalım Paris Saint-Germain'de bunu başarabilecek miyiz diyoruz ve Young Boys maçına başladık. Şimdi önde biraz basıyorum. Maçtan önce teknik direktörümüzle konuştuğumuzda taktik maktik yok, bam 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 demişti. Bunu tabii hani İngilizce söyledi bize. Ama anladım ben. Mustafa Kapı ilk topla buluşmasını yaptım maçta. Gel yine bana. Süpersin. Sakin olun. Gel yine. Böyle bir pas yok yalnız. Gerçekten böyle bir pas yok. Aldık Mustafa Kapı. Mustafa Kapı kaç? Ben Mbappé'yi falan beslerim. Aha! Vur! Olacak iş değil be kardeşim ya. Bu arada kablolardan dolanmışım ya. Nasıl oluyorsa o iş. Olacak iş değil. Başka hiçbir şey demiyorum ben. At. Gel. Ver köşeye. Gel bana. Harikasın. Orta izin yok. Atak devam edecek. Oba, top bile kaptık anasını satayım. Mustafa Kapı kaptık ama harikasın gel. Bırak bana. Çok iyisin. İyi orta gol getirir. Bana attı orta. Biriniz vurun artık be. Biriniz vurun. Haydi çocuklar, bizi geride bekletiyor ya. Bu nasıl iş? Neyse belki ceza sahası dışına seken bir top olursa. Aha sekti. Gel bana gel. Kaptırma sakın. Gel. Harika. Oralarda dikkatli olmamız gerekiyor. Gel yine bana. Çünkü siz hata yapacaksınız ben biliyorum. Of süpersin. Ama omuzu koyamıyoruz arkadaşlar. Omuzu koyamıyoruz. Bu arada tacı da onlara verdi. Dakika 30. Haydi çocuklar. Biraz çaba. Birazcık çaba. Ne olur çaba. Asele. Gel. Hakem. Avantaja bıraktı. Gel. Harika bir top. Ya al da at demiyor muyum ya? Yani al, belki Türkçe dediğim için mi anlamıyorlar? Al da at diyorum yani ama dakika 35, 36'ya giriliyor. 0-0 beraberlik. Eyvah assale. Çocuklar indirirsiniz onu. Aha. Süpersin Mustafa Kapı. Biraz evet geride kaldık ata. Of yine biçtiler bize. Gel yine. Oo harika bir top. Bir şut. Allah cezanı vermesin. Mbappe orada bile bizi düşündü. Bas bas. Assale. Bu assale bizi yakacak acı. Çok dikkat çocuklar. Çocuklar. Ve ilk yarıda artık son anlar. Vur dik. Dik lan şu topu. İlk yarı 0-0 bitiyor arkadaşlar. Şimdi ikinci yarıya geçeceğiz ve bölümün sonu olacak. Çok fazla uzun tutmayacağım bu bölümü. Ama artık en azından hani Paris Saint-Germain'deyiz ve belki de dediğimiz gibi cumartesi akşamları full Mustafa Kapı çekebilirim. Artık o psikolojik duruma bağlı arkadaşlar. Bilginiz olsun ve bir golle bitirelim şu bölümü ne olur. Gel bana. Mustafa Kapı. Hük kadar boyumuzda indirdik. Oğlum niye tut... Young Boys tehlikeli bir takım arkadaşlar. Çünkü yani Young Boys genç çocuklar. İngilizcem de yakıyor. Gel bana. Of harika. Aha. Verdik pasımızı. Abi yok Mbappe mal ya. Orada adamı var ya 2.80 yatırdım ama. Çok iyi. Harikasınız. Ah olmadı. Dakika 60. Bence gerçekten takımı şu an en iyilerinden biriyim. Eğer bizi çıkarırsa gerçekten ayıp eder. Tekrardan Mustafa. Verdik pasımızı.
Herhalde biz iyiyiz ki hep bizi atıyorlar anasını satayım. Geldik. Ve Arpas'ını... Ah olmadı, son anda dakika 65. Assale. Basın abi siz basın. Ben kondisyonum gitti iyice. Dakika 68'e girildi. Assale biriniz artık önüne çıkın şu adamın be. Ayıp olacak ama. Çok dikkat Tadic. Tadic çok iyi gün. Golü yedik. Golü yedik. Golü yedik. Berton. Arkadaşlar yani Mbappe gerçekten çok büyük bir malsın. Yani bütün pozisyonları eziyor arkadaşlar. Bütün pozisyonları. Kalede zaten bir bok çuvalı var. Kesinlikle. Bu arada evet, Mbappe ki kötü olduğunu anlayabiliyorsunuz. Quagliarella girdi oyuna. Takımı ileri al hoca. Takımı ileri al. Mustafa Kapı. Ya ananız. Sarı kart. Mustafa'yı sakatlayacaklar diye korkuyorum ya. Gel bana sen. Koş bakayım çocuğum. Eyvah. Harikasın. Gel. Abi ne yapıyor bu ya? Yemin ediyorum. Aha. İndir. Lan. Dakika 79. Bari bir puan alalım ne olur. Tülay ne olur bir puan alalım. Tülay ne olur. Seni seviyorum aşkım. Rabiot çıktı, Lopez girdi. Geçen maçta sakatlanan Lopez demek ki numara yapmış şerefsiz. Öyle aman aman da bir sakatlığı yokmuş yani. Bas, bas, bas. Arkadaşlar etkili geliyorlar. Boşluğa da kaçıyorum ama. İleri, ileri, ileri. Harikasın. Gel şimdi bana. Gel ve kaç. Mustafa Kapı. Mustafa Kapı. Mustafa. Ah. Arkadaşlar önümü çok iyi açmıştım. Yapacak bir şey yok. Bakın burada Neymar'dan da bir aldatıcı koşu gelince önüm de açıldı ama sert ama isabetsiz bir şut. Dakika 88. En fazla topla buluşma Mustafa Kapı'da ama gole çeviremedik arkadaşlar. Eyvah. Eyvah Tadic. Tadic. Out. Ama o dakikada biz asla topu kaleye götüremeyiz. Artık bitti maç arkadaşlar. Yani gerçekten çok kötü bir başlangıç PSG'de. Ama büyük ihtimal Juventus'ta da kötü başlamıştık. Büyük ihtimal... Gel. Mustafa. 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 Ah ah ah. İki bacak ara yap. İki bacak ara yalnız. Bir bacak ara değil. Ve Young Boys'a maalesef ki kaybediyoruz arkadaşlar. Ah çocuğum senin saçların ne öyle? Keşke saçını yapacağın kadar biraz oyun oynasan. Young Boys'u tebrik ediyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tabii ki de hem bizim adaptasyon problemimiz hem de PSG takımı daha sezona yeni başladık tabii. Bu tarz problemler olabiliyor. Hani çok böyle negatif düşünmemek lazım. Bu kadroya ilk 11'de başladığımız her maç daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ve yani rayına oturtacağız diye düşünüyorum. Bu arada grubumuza da baktığımızda zaten bizi zorlayabilecek bir Manchester United var. Ki Manchester United'ı belki iki maçta bile yenebiliriz. Bu nazar boncuğu olsun Şampiyonlar Ligi için. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.